Fotoğraf. Merhabalar, Surayüstü kanalından hepinize iyi akşamlar. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Aquafit'in filtrelerin tanıtımını gerçekleştirmiştik. Bu videomuzda da şöyle LG Plus kapalı kasa bir su arıtma cihazımız var. Dolanıyorum. Al oğlum. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi filtrelerimiz çamur haline gelmiş. Şöyle çıkartayım. Bu LG kapalı kasa ürünler. Ben de çıkarttım. Aslında bu LG'nin ürünü değil. Ne yazık ki söylemek istedim. LG'nin ürünü bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle var. Şimdi dur bir dakika oğlum. Bunu çıkartmadan önce tank vanasını kapatıyoruz. Sonra geliyoruz. Tank vanasından sonra şurada mavi bir vana var. Geliyoruz, o vanayı da kapatıyoruz ki suyla ilişiğini kessin. Tamam mı? Suyla ilişkimizi kestik. Tank vanasını kapattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çamur olmuş. Sonra geliyorum. Suyu açıyorum. Buradaki suyun bittiğini gördük. Ve işlemlerime devam ediyorum. Sen dediğim yok. Bir numaralı şeyi getirir misin nereden bana? Nerede? Arkada bir numaralı filtreyi. Evet arkadaşlar, bir numara sediment filtre. Burada gördüğünüz gibi sediment bu. Şeyden gelen, sudan gelen çamur, toz gibi ürün partiküllerin diğer filtrelere ulaşmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi bu bizdeki rulo dayamalı bir mekanizma yok bizde. Mevcut şeyleri de kullanabiliriz. Buradaki başlıkları da kullanabilirim. Şunu alayım altlarına şey olsun diye. Yine göstereceğim. Şimdi bunların nasıl söküldüğünden bahsedeceğim size. İşaret tarafları burada in out yazar ya da makinenizde nasıl bağlıysa şu şekilde birebir aynı şekilde bağlamak durumundasınız. Aksi halde sular filtre bağlantıları sağlanmaz ve aldığınız filtreler çöp olabilir. Önce ilk üçünü değiştireceğim. Daha sonra filtre yıkama işleminden bahsedeceğim size. Hadi gelin devam edelim işleme. Dur. Evet. Evet arkadaşlar, zaten az videoda göstermişim. Yedek parça gönderdi bize. Yedek parçalarla da yapabilirim ama benim şu anki mevcut parçalarım da iyi gözüküyor. Şu alt kısma tırnağı tutturup çekiyorsunuz. Şu şekilde. Buradan da yine aynı şekilde alt kısım tırnağı tutturdum, çektim. Filtrem zaten akıyor. Hemen şu kalın taraf, ince taraf. Benim bu mevcutlar şu an iyi gözüküyor. Su kaçırırsa değiştirebilirim. Şu şekilde çekiyorum, çıkmıyor. Şu şekilde bakın, herhangi bir şey yok. Bastırıyorum, zaten tık ediyor. Ondan sonra çekiyorum, çıkmıyor. Bağlantıları sonra tabii tekrar bir kontrol edeceğim. Bu birinci filtrem, sediment taktım. Şöyle hemen. Sonra şunları bir ayırayım şöyle. Tamam. Şuradan hemen ikinci filtrem. Arda'dan ikinci filtreyi verir misin babacığım? Karbon filtrem. Bunu mu? Evet, ikinci filtreyi alayım. Al. Hemen görüyorsunuz şurada mekanizmadan al. Çıkarttım. Geldim şurada. Hemen çıkarttım. Al. Evet. Şuradan biraz içindeki su akıyor, tamamdır. Ondan sonra şöyle koydum. Baba. İki filtrenin hemen girişini çıkışını takıyorum. Geldim buraya. Ondan sonra şu kısmını taktım. Zaten tık etti. Şöyle çektim de çıkmıyor. Daha sonradan kontrollerini yapacağız. Şunu aldım şöyle. Şimdi üçüncü filtreyi takacağım. Bu firmanın güzel bir avantajı, filtrelere kod vermiş. 1, 2, 3. Üçüncü filtrenin başı bu taraf. Gördüğünüz gibi çıkışı o taraf. Aldım hemen tornavida ile. Üçüncü filtreyi çıkarttım. Aldım buradan hemen tornavida ile. Üçüncü filtreyi de boşalttım. Onun birazdan bağlantılarını alacağım. Aldım buradan üçüncü filtrenin girişini taktım. Tamam mı? Ondan sonra üçüncü filtreyi şu an için takmıyorum, ayak kısmını. Şimdi burada arkadaşlar filtre yıkama işlemini gerçekleştirmeye çalışacağım. Filtre yıkama işlemini bakalım başarılı olabileceğiz mi? Hemen şuradan dirsek alayım.
Dirseklerimi aldım şu şekilde. Şimdilik filtre yıkama işlemine başlayalım. Filtre yıkama işleminde birazdan partiküller gelecek, göreceğiz. Açtım. Şimdi şeylerim dolacak. İkinci doluyor. İkinci doldu. Şimdi üçüncüden. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda birazdan da göstereceğim. Simsiyah sular geliyor. Buğdan filtre partikül yıkama işlemi diyoruz. Arda Bey şunu bir tutar mısınız? Şu filtreyi. Şunu. Bak şunu. Bunu babacığım bunu. Bak. Tut. Delikte kalsın. Delikte kalsın. Kaydırma. Tamam mı? Ver bir. Elindeki şeyi. Çek elini. Ben yaparım. Bak. Ben yaparım. Ben delikte sıkım sıkı tut. Ben sıkım sıkı tutuyorum delikte. Gördüğünüz gibi şeye yaklaşabiliyor musunuz? Bu alt tarafa. Şu simsiyah. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Şurada bayağı bir aktif yıkama yapıyoruz ama birazdan bir çay bardağıyla da göstereceğim. Bunu birkaç dakika bu şekilde akıtıyorum. Ben de oluyorum baba. Sular akıyor çok. Baba, babacığım, baba. Partikül yıkama işlemi biraz daha yapacağız arkadaşlar. Bu zamana kadar şu... Bakayım. Göster. Yani hemen hemen iyi. Besledim mi filtre baba? Değiştirdim baba. Ama yarı kaldı. Bu beyaz kaldı, bu mavi kaldı. Bir de sarı kaldı. Şimdi. Evet arkadaşlar burada devam ediyoruz. Akali filtrem var. Bunu mineral filtre ile değiştireceğim. Tornavidayı koydum. Akali filtreyi çıkartıyorum. Biraz dibinde suyumuz kalmış. Şöyle. Buradan geliyorum. Üst kısımdan da çıkarttım. Bu filtreyi bir tutacağım arkadaşlar elimde. Çünkü şey onun yerine aldım şunu. Taktım. Aldım alt kısmını. Taktım arkadaşlar. Çıkmıyor. Şimdi en son geriye ne kaldı derseniz geriye arkadaşlar bu Hindistan cevizi tatlandırıcımız kaldı. Hindistan cevizi tatlandırıcıyı da hemen takalım. Şuraya Hindistan cevizi tatlandırıcısını da çıkarttık yerinden. Onu da takalım şöyle. Arkadaşlar Hindistan cevizi çıkışını da tattık şu şekilde. Ben de alkali yerine firmadan yanlışlıkla mineral tatlandırıcı almışım. Sorun olacağını düşünmüyorum. Bir de böyle deneyelim. Belki daha güzel olur. Şimdi tekrar bir filtre yıkama işlemi yapacağız. Gidiyorum vanamı birazcık açıyorum. Şimdi tüm filtrelerime su gelmesini bekleyeceğiz burada artık. 3 dakika yıkama. Membranı değiştirmedim. Membranı değiştirseydim işlem daha da uzayacak. Membran değişimlerinde yaklaşık 10-15 dakikalık bir yıkama yaptırmamız gerek. O yüzden şu an tüm filtrelerin dolmasını bekliyorum. Yavaş yavaş filtrelerim doluyor. Gördüğünüz gibi buradaki su bilmiyorum yakın çekimde görebilir misiniz ama simsiyah.
3 filtre yıkamasından sonra simsiyah bir su geldi. Şimdi aşağı yukarı bir 3 dakika falan da bunu yıkayacağız. Bu 2 filtreyi yıkayacağız. Evet arkadaşlar, görebiliyorsunuz şurada şu an suyun içi simsiyah oldu. Yavaş yavaş bu da doluyor. Şekilde partiküllerin yavaş yavaş aşağı doğru inmesini sağlıyoruz. Evet, şimdi şeyi açtık. Musluğu açtık. Tankımızı yerine yerleştirdik. Vanamızı açtık. Ancak tank vanamız hala kapalı. Filtrelerin bir de burada yıkanmasını bekliyorum. Burada bir 3-4 dakika, en az bir 5-6 dakika yıkatacağım. Ondan sonra eski filtrelerimiz burada gördüğünüz gibi çamurlaşmış. Arkadaşlar, filtrelerimiz gerçekten LG Plus barkod yapıştırmış. İlginç. Şu şekilde. İlk tank dolduktan sonra deponuzun boyutuna göre bir kez doldur boşalt yapıyoruz. Doldur boşalt yaptıktan sonra bir tank daha doldurup tadım testi yapacağız. pH ölçüm cihazım yok maalesef. Şu an için pH ölçümünü yapamıyorum. Kanalımızı izlediğiniz için, videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Daha sonraki videoların gelebilmesi adına kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Hepinize teşekkürler. Suriye Sür kanalından iyi akşamlar.